özledik diyor, af diyor. Şimdi Taliban tabii bir deneyim, daha önce 1996-2001 arasında bir iktidar dönemi geçirdi ve o iktidar dönemi en son El-Kaide'nin ABD'deki ikiz kuleleri vurmasından sonra son buldu. Amerika El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in teslim edilmesini istemişti. Afganistan, yani Taliban bunu reddetmişti ve ardından Afganistan'a müdahale gerçekleşmişti. Kuşkusuz Afganistan önce Sovyet ordularının bu ülkeye girmesi, ardından Amerikan müdahalesiyle bu coğrafyanın yarattığı hem politik hem toplumsal hem siyasal alt üst oluşum bir çocuğu. Yani Taliban'ı anlamak için bu işgalleri yani bu işgal tarihini bilmek gerekiyor ve o işgal tarihi içerisinde buna yönelik mücadelenin içeriğini bilmek gerekiyor. Sovyet orduları Afganistan'a geldiğinde, sözde oradaki hükümete destek için geldiğinde, bir yandan Afganistan'da bir dini bir direniş başlamıştı ve bu dini direniş işte Pakistan istihbaratının, Suudi Arabistan'ın finans desteğinin, Amerika'nın desteğinin sayesinde uzun soluklu bir mücadeleye girişti ve o dönemler Mücahit adı verilen, aslında birden çok öznenin bileşeni olan yapı 10 yıllık mücadelenin sonunda Sovyetleri püskürttü. Hatta belki de Sovyet Rusya'nın çözülüşünü de beraberinde getirdi. Taliban bu süreçte doğdu. Yani aslında Taliban bir dini oluşum, yani köklü bir dini oluşum. Daha bizdeki Sufiliği andıran bir oluşum. Pakistan sınırları içerisindeki Peştun topluluklarının içinde yetiştiği medreselerden geliyorlar. Bu zaten adı da talebeler de oradan geliyor. Aslında bunun silahlı bir ordu ve örgüte dönüşmesi biraz 90'ların ikinci yarısı. Giderek siyasallaşması ve bir orduya dönüşmesi. Afgan devletinin 92'de, yani bir önceki Afgan demokratik Afgan Cumhuriyeti'nin sistem olarak çöküp yerine Afganistan, yani mücahitlerin kurduğu iktidarın oluştuğu süreçte Taliban onu 4 yıllık bir mücadelenin sonunda 96'da yıkabilecek güce erişti ve diğer mücahitlerden farklı olarak Afganistan'ı büyük ölçüde yönetebilecek bir silahlı güce ve örgütsel kapasiteye sahip oldu. Bu kapasite sayesinde esasen işte çok sonra bizim IŞİD'in Irak ve Suriye'de uyguladığını gördüğümüz hukuk düzenini aslında 96-2001 arasında o hukuk düzeninin mümkün ve hakim kılınması için çaba sarf edecek birçok özne ya da buna niyetlenen birçok özne buradan cesaret alacak. Şimdi dönüp Taliban'a bakacaklar. Biz de hep beraber bakacağız. Göreceğiz ki Taliban Afganistan'ın da kadınlara özel vurgu söylemeyeyim ama bütün bir toplum özgürlüklerden mahrum edilecek. Zaten ne kadar vardı diyebilirsiniz. Bu başka bir tartışma ama özgürlüklerden muaf tutulacaklar. Özgürlüklere erişemeyecekler. Demokrasi işlemeyecek. Sembolik de olsa artık o seçimler olmayacak. Parlamenter düzen olmayacak örneğin. Afganistan'daki kadın belediye başkanı, ilk ve tek kadın belediye başkanı iki kez suikastten kurtulduğunu ifade ediyor. Şimdi saklanacak yer arıyor. Kadın spikerler öyle olacak. Efendime söyleyeyim, oranın birçok daha yönetmeni, tek kadın yönetmeni ülkeden, Türkiye'nin de yardımıyla, tebrik ediyorum büyükelçiliğimizi, Afganistan'dan kaçtı. Sadece bu kadar değil. Şimdi azınlıkları bir korkunç yıkım bekliyor. Birinci Taliban döneminde 400 bin Hazara, Şii Hazara mezhep değiştirmedikleri için katledildiler. Şimdi onları yeni bir yıkım daha bekliyor Afganistan'da. Ve Afganistan'ın finalinde görmüştük ne olmuştu. Yüzlerce yıllık Buda heykellerini bunlar put diye yıkmışlardı ve yani insanlık huzurunda korkunç bir yıkıma neden olmuşlardı. Yine aynısını yaşayacağız ve bence bu bizim açımızdan olumsuz sonucu iki boyutlu olacak. Bunu da ileride tartışırız. Göç. Korkunç bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalacağız. Yani zaten vardı. Şimdi Taliban'ın mührünü vurmasıyla, İran'ın da yol vermesiyle Türkiye sınırlarının da örülen o duvar da artık işe yaramaz hale gelebilecek. İkincisi, Türkiye'de eyleme geçmemiş Taliban'dan cesaret bulacak. Peki Ersan Bey, bir eski asker olarak hatta Ersan Bey deyince buraya bakıyorum. Evet.